Bir merhaba diyelim. Efrem Mollaoğlu ve diğer arkadaşlarımızla aşağı yukarı 40'a yakın değişik ülkelerden gelen arkadaşlarımızla Norveç'te bir toplantı yaptık. Bu toplantı Slovakya, Bratislava, Birleşmiş Milletler Azınlıklar Konseyi'nin toplantısıydı. Tabii burada yeni taktikler, stratejiler üretmek, son gelişmeleri değerlendirmek ve ne yapacağımıza, nasıl hareket edeceğimize karar vermek için bir toplantıydı. Fakat bunun dışında daha politik nedenler var. Birincisi, Efrem Mollaoğlu'nun yazdığı kitap. Efrem Mollaoğlu'nun bu kitap yüzünden Bulgaristan'da 30 sene ile müebbet hapis arasında ceza istemiyle. Nedir? İncecik bir kitap. Daha önce buna benzer Efrem Mollaoğlu gibi başka bir problem daha yaşanmıştı. Katalanların seçimle gelen cumhurbaşkanı Norveç'te kaldı. Norveç küçük bir krallık. Fakat İskandinav ülkeleri dediğimiz Danimarka, Norveç, İsviçre gibi Develux ülkeler. Bunlar Avrupa Birliği'nde, bazıları Avrupa Birliği'nde ama bazıları değil. Hepsi küçük birer krallık. Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç. Bunların aslında Avrupa Birliği pek ilgilendirmiyor. Kendi aralarında bir İskandinav birlikleri var. Efrem Mollaoğlu'nun kitabıyla ilgili ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyordu. Tamam, Bulgaristan yargılıyor. Avrupa Birliği yasak koydu. Yani Efrem Mollaoğlu Avrupa Birliği ülkelerine giremiyor. Kitabı Norveç Kralı bizzat incelettiriyor. İçinde ne var? Gerçekten mi? Çünkü daha önce Katalanlar da böyle bir problem yaşadı. Norveç'te kaldı, küçük bir gezi için Almanya'ya geldi ve Almanya Schleswig-Holstein eyaletinde tutuklandı. Şimdi, hiç inceleme yapmadan, ne olduğu bilinmeden ve Almanya'da cezaevine kondu. Bu seçimle gelen bir cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği ülkelerinin yasalarına da aykırı. Ne oldu? İskandinav ülkeleriyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında politik anlaşmazlığa yol açtı. İkinci skandal yaşandı. Bunun ikinci skandalı yaşamaması için yeni tedbirler aldı. Kim aldı? Evet, Norveç Krallığı Efrem'i kabul etti. Efrem daha önce Fransa'ya, Amerika'ya birkaç yere başvurdu. Çünkü söylemediği, yazmadığı bir satırlar yüzünden, yani kitabın içinde bulunmayan sözler yüzünden yargılanıyor. Gayet basit. Norveç Kralı, Danimarka Kralı da bu kitapları okudu. Çünkü yeni bir politik anlaşmazlığa yol açabilirdi. Nedir? Norveç Krallığı'nın, İskandinav Krallarının ya da İskandinav politikacılarının tespitleri 10 milyona yakın pamak var. Doğrudur. Kitabı bizzat okuyup çevirtiriyorlar ve politikacılarına çok dikkatler bu konu. Politikacılarını incelettiriyorlar. Efrem'in bütün iddiaları da olur. Böyle bir şey yok. Buyurun kitap. Evet. Biz de inceledik. Çünkü en azından Birleşmiş Milletler Azınlıklar Konseyi'nde, FOEN'de, Çiğemen'de, Helsinki'de, Strasbourg'da pomakların şu andaki yasal resmi temsilcileriyiz. İmza yetkisiyle, mühürlerimizle bir konfederasyonuz. Bir de biz Efrem'i sorgulayalım değil ama öğrenelim dedik. Yani hata yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden hem toplantı hem de Bratislava toplantısı hem de Efrem ile satır satır gerçek anlamda birinci ağızdan konuşmak istedik. Konuştuk. Tabii konu bu kadar kamuoyunun, özellikle Türk kamuoyu hiç bilmiyor. Pomak, Türkiye'deki pomak kamuoyu.
Yani Türkiye'deki diğer arkadaşlarımız bunu bilmiyor. Pomaklara, özellikle Bulgaristan'da Efrem gibi politik, Pomakların politik temsilcisine ağır baskı uygulayıp 30 sene ceza vermeleri, Plovdiv'de dükkanını basıp gece dağıtmaları, çalışan işçilerini korkutmaları, arı üreterek yaşamını sağlıyor, arı üretiyor ya da bal yaparak yaşamını sağlıyor Efrem Mollov. Ailesine baskı, bir gece arabası yanıyor. Bunların hepsi tesadüfen oluyor. Arabası yakılıyor daha doğrusu. Daha sonra 200'e yakın arı kovanı parçalanıyor. Ve en son Plovdiv'de bilinmeyen kişiler tarafından sopalarla dövülerek ağır yaralanıyor Efrem. Ve son hareket polis mahkemeye veriyor, tutuklama kararı arıyor yazdığı kitap yüzünden. Bu kitapta ne anlatıyormuş? Bulgaristan'ın iddiaları şu: Müslümanları kışkırtarak kin ve nefret uyandırmak, dinleri karşı karşıya getirmek gibi bir iddiası var. Evet, bizi de ilgilendirdi. Tabii bu sadece bizi ilgilendirmiyor. Sonunda Efrem'in müracaatlarının hiçbiri kabul edilmedi. Fransa kabul etmedi, Almanya kabul etmedi, Amerika kabul etmedi, Norveç Krallığı kabul etti. Ve kitabı baştan sona inceledi. Karar şu: Norveç, İskandinav Krallığı, Danimarka Krallığı, yani İskandinav ülkeleri, Bulgaristan yalan söylüyor. Avrupa Birliği yalakalık yapıyor. Yeni bir çatlak oluşabilir Avrupa Birliği, İskandinav ülkeler. Evet, son aşama. Üçüncü senedir Efrem Mollov Norveç'te yaşıyor. Başka bir yere çıkamıyor. Yani bir ülke hapishane durumunda. Nasıl olacak? Bunun üzerine Norveç, Kristiansand, Kristiansand denen bir liman şehrinde sınırları kapatıyor Avrupa Birliği'ne. Niçin? Evet, Efrem yüzünden. Biz oraya Bulgaristan plakalı bir arabayla gittik denemek için. Sokmadı bizi. Bu kadar basit. Araba Bulgaristan plakalı olduğu için bizi sokmadı. Daha sonra açıkladık. Belgelerimizi, pasaportlarımızı gösterdik. Yarım saat, bir saate yakın bekledik ve ondan sonra Danimarka'ya girişte de zorlandık. Norveç'e sordular. Bulgaristan plakalı, Türk plakalı arabalar alınmıyor. Bu da Avrupa Birliği ile İskandinav ülkeleri arasında yeni bir politik çatlaktır. Çünkü Katalanların seçilmiş cumhurbaşkanına da yaptılar bu hareketi. Direkt Almanya'ya, Norveç'ten geldi ve tutukladılar. Hiç sorgusuz sualsiz. İşte biz de tam bunun sebeplerini öğrenmek için Efrem Mollaoğlu'na kitabı hakkında satır satır açtık, okuduk, inceledik ve gerçekleri sizinle paylaşacağız. Avrupa Birliği ile İskandinav ülkeleri arasındaki politik çatlağa neden olan kitabın tam metnini, nerede iddialar, Bulgaristan iddiaları nerede var ve ne iddia ediyor, gerçekten var mı? Evet, gerçekten bunları incelediler. Parlamentolarında incelediler. Politik yönden sakıncaları var mı incelediler ve bu küçük krallıklar Efrem'i korumaya aldı. Şu anda Norveç'e 3 senedir BG, Bulgaristan plakalı arabalar girerken tek tek soruluyor. Yani tabii ki bu politik çatlak önce Katalanların seçilmiş cumhurbaşkanıyla başladı. Şimdi Efrem Mollov ile devam ediyor. Derinleşebilir. Nasıl derinleşebilir? İşte bu videodan sonra bu çatlak derinleşebilir. Çünkü Efrem'in kitabı toplatıldı. Bulundurulması ve okunması yasak şu anda. Gerçekler anlatılır. Birkaç numune kaldı. Bu numunelerin peşinde. Delilleri yok etme peşindeler. Bu olmayacak. Deliller yok edilmeyecek. Bunları belli yerlerde gerekirse dijital arşivlere çevirerek satır satır
nokta nokta, sayfa sayfa fotoğraflayarak, kopyalayarak dijital arşivlerde saklayacağız. Tabi bunu bizden önce yapanlar da var. Evet, Efrem'i ve kitabını yok etmek istiyorlar. Efrem politik Pomak temsilcisidir. Daha önce Bulgaristan'da bir parti kurdu. Nedenlerden başına gelmedik bir şey kalmadı. Artık ailesini göremiyor. Artık Norveç'ten dışarı çıkamıyor. Ve İskandinavya Efrem'e gerçek anlamda söz verdi. Hiçbir şey olmayacak. Bir hata yaptık. Katalanların seçilmiş cumhurbaşkanını kendi istediği için çıkış yaptırdık. Uyarmadık, uyaramadık. Ama ikinciyi yapmayacağız. Şimdi bu politik çatlak yüzünden sınırda kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Tek tek pasaportlar, tek tek nüfus cüzdanları, belgeler inceleniyor. Tek tek plakalar, özellikle belli ülkelerin plakaları sorguya çekiliyor ve bekletiliyor. Özellikle Bulgaristan plakalı arabalar ibine dibine kadar inceleniyor. Daha sonra içinde kimler var, neden geliyor ve bu Norveç'e, bu İsveç'e, bu İskandinav ülkelerine dağıtılıyor. İncelendikten sonra içeri girmesine izin veriliyor ya da verilmiyor. İşte bu politik çatlağın, bu skandalın biz videosunu son kelimesine, son iddiaya kadar Efrem'in kendisiyle bizzat konuşarak çektik. Hasan Molla ve ben Efrem'i aramıza aldık. Satır satır, sayfa sayfa nerede iddialar, neden yargılanıyorsun? Efrem'e sorduk ve o açıkladı. Bu açıklamayı sadece bize yaptı. Daha önce mahkemede buna benzer bir açıklamasına izin verilmedi. Avukatların açıklamalarına izin verilmedi. Şimdi bu video hakkında Efrem'le yaptığımız kitap hakkında, yasakları hakkında, müebbet cezasıyla yargılanması hakkında, uluslararası gizli servisler diyeyim, çalışmaları, Efrem'i ve Pamaklara baskılarını, Avrupa Birliği'nin yaptığı söyleme sahip kaypaklığı, Avrupa ülkeleri yaptı ve Norveç Krallığı, Danimarka Krallığı ile Avrupa Birliği'nin politik olarak bir çatlak oluşmasına sebep olan iki nedenden bir tanesi de Efrem Molla. Tabii yangın yerine dönmedi hiçbir şey. Ama biz de bunun birinci ağızdan duymak zorundaydık. Nedir? Hakikaten Bulgaristan'ın iddiaları gibi 30 sene ve müebbet hapis cezası arasında yargılaması, ki içeri girdiği zaman başına ne geleceği de belli değil. Bunun için biz de bunu tam anlamıyla öğrendik. Kitabın içinde İslami terör örgütlerine sözlü destek var mı? İki, dinleri kullanarak, yani Müslümanları kullanarak kin nefret uyandırıyor mu? İnceledik, sonuç tek tek size de göstereceğiz. Yalan. Kesinlikle Efrem'in kitabı içinde böyle bir tek kelime yok. Hatta alakası bile yok. Sadece Pomak kültürü üzerine yazmış. Pomakların tarihi neden gizli ve neden gizlenmek isteniyor? Kitabın bütün özeti bu ve bunun üzerine. İçinde hiçbir şekilde, hatta mezhep, son olarak söyleyeceklerimi söyleyeyim. Öncelikle yapmadığı şeyler, yazmadığı paragraflar, yazmadığı sözler yüzünden yargılanan Efrem Molla'yı bir yalnız bırakmayacağız. İki, Pomakları henüz tanımıyorlar. Bu zamana kadar asimilatörlerin, bozuk borazanlarının yazdığı Pomak kelimesinin önüne, arkasına, önüne, yanına, sağına, soluna başka milletlerin ismini ekleyerek Pomakları eritmeye, yok etmeye çalışan asimilatörlerin bozuk borazanları ve işbirlikçileri ile bunu yürütmeye çalışıyorlar. Ruhları satılmış birkaç tane yazar çizer takımından tipler. Bunlar da bizi hiç ilgilendirmiyor ne yazdıkları. Fakat Pomakları tanımıyorlar. Tanıtacağız. Tanıtacağız.
Kara Yusuf Çavuş'un dediği gibi her Pomak askeri gerekirse ölecek, ölürken bile, şehit olurken bile bir ağaç gibi ayakta dimdik duracak. Bu kadar basit. Bizim damarımıza basmayacaklardı. Kedinin kuyruğuna, pomağın damarına basılmaz. Zıplayıp da geçin. Şartlar ne olursa olsun. Tanımıyorlarsa Pomakları tanıtacağız. Bilmiyorlarsa öğrenecekler. Hiçbir şekilde, bir şeyden, hiçbir ülkeden, tutuklanmaktan, ceza yatmaktan, vurulmaktan, ölmekten bizim korkumuz yok. Eğer Pomak ulusu bize bu yetkiyi vermiş ise, konfederasyon olarak biz bir adım dahi geri atmayacağız. İnadımız inat, bir çivi gibi, bir ağaç gibi çakılı olarak orada duracağız. Hiçbir şeyle bizi etkileyemezler. Hiçbir şekilde. Ne maddi güçleri yeter, ne korkutmaya güçleri yeter. Biz korkmuyoruz. Korkmayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar, konfederasyon olarak gideceğiz. Bu tür politik olarak aktif olan arkadaşlarımızla her zaman omuz omuza yürüyeceğiz. Bratislava toplantısında da yeniden bunu döküman olarak hazırladık. Kitabın bütün örneklerini satır satır orada göstereceğiz. Avrupa Birliği'nin bu kaypaklığını yüzlerine vuracağız. Birleşmiş Milletler Azınlıklar, Helsinki İnsan Hakları, Strasbourg Azınlık Hakları, bütün mahkemelere konfederasyon olarak başvurduk. Bütün sorumluluğu da üzerimize aldık. Şartlar ne olursa olsun buna benzer tüm gerçekleri yazan, politik olarak, diplomatik olarak, alanda, sokakta, edebiyatta, kültürde Pomaklar için mücadele eden hiç kimseyi hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız. Evet, tanımıyorlar Pomakları. Pomakların inadını bilmiyorlar. Öğreteceğiz, inadını da göstereceğiz. Bu kadar basit. Son söyleyeceklerim bunlardır. Şimdi videoyu Efrem'le birlikte satır satır, tek tek yapılan suçlamaları... Evet, Pomak arkadaşlarım, Türkiye'deki Pomak dostlarım, buradaki konumuz çok 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 önemli. Neden? Öncelikle Efrem bir kitap yazdı. İşte bu kitap. Bu kitap yüzünden Bulgaristan'da 30 sene ile yargılanıyor. Müebbet cezası ile yargılanıyor. Bu yazdığı kitabı size neden 30 sene ile yargılanıyor? Pomakların tarihi neden saklanıyor, neden gizli? İşte en önemli nokta bu. Burada ciddi büyük bir skandal, büyük bir oyun var. Kitap bu. Efrem bu. Efrem Mollov müebbet hapiste yargılanıyor. Memleketine gidemiyor. Çoluğunu çocuğunu göremiyor. Ailesini göremiyor. Her şey yasaklandı. Neden? Bu adam... Sadece Pomak olduğu için. İftiralar nedir? İslam terör gruplarına destek veriyor, kin nefret uyandırıyor. Şu kitabın içinde, başından sonuna kadar size anlatacağım, okuyacağım. Bir satırında dahi İslam terör örgütlerine destek var ise, ben burada bıyıklarımı keseceğim. Burada yok. Tek tek sayfa sayfa, satır satır anlatacağız. Bulgaristan'ın iddiaları bir skandal, bir yalandır. Koskoca Avrupa Birliği'nin bir devleti yalan söylüyor. Pomakları asimile etmek için, Pomakları yok etmek için bu tür ucuz, basit, sahte oyunlara başvuruyor. Bunu yanına hiç kimsenin bırakmayacağız. İşte Efrem, işte kitabı. İşte satır satır her şey burada. Hasan, more. Как си ти, Ефреме, какви направиш? Не сме дошли на тебе да видим натисет, вика по Норвегия си. Почува ли си аз? Добре дошли още един път. Шукер на Сибията, добре съм.
наистина, наистина се радвам, че, че сте тук в Норвегия. Аз живея вече малко повече от 2 години и половина в Норвегия. Това съм, в Норвегия съм, с моето семейство и, и никъде не ходя освен Норвегия. Лейтува съм. Ich habe Efrem gefragt, wie es ihm geht, ob er wirklich in Norwegen ist. Er hat gesagt, ja, seit fast 3 Jahren bin ich hier in Norwegen mit meiner Familie. Momentan mir geht es gut. Danke. Öncelikle Hasan moderatörlüğünü yapıyor ve Efrem'i sorguya çekiyoruz. Hikayemiz bu. Doğru mudur, değil midir? Almanca ve Türkçe açıklayacağız. Hasan Efrem'e sordu. Dedi ki, Efrem bize tam gerçekleri anlat. Nedir mevzu? Neden Norveç'tesin? Und, ve burada rahatın iyi mi? Bizi ilgilendirenlerden biri de o. Dedi. Und die Signale nach Norwegen, Kinastanat, Ostavi, po Bulgarii, tam всичко, бизнес, работа, Я це губу чимав попита. 2012 година я изкарах моят китап за помаците. 2012 година я изкарах и своя китап за помаците в, в България. И, и тогава по телевизиона, по газетите имаше много много дурма, думаха много срещу този китап, където съм написал. Думаха напреко на мене. Думаха, че се своя китап. Искам да мочам да батърдисам моята държава България. Мочим да възгалищи съм проблем между българи, между помаци. И в този китап, я написах, че има помаци. В България вика, че няма помаци. И тогава дойде момент, тая книга дадаха на кадията. Сториха в България. В България е съдебен процес срещу мене. И решиха ДАНС и прокуратурата да ме съдят за книга. Gerade hat Efrem erzählt, dass er nach Norwegen gekommen, dass er gekommen ist seit fast 3 Jahren. Und der Grund dafür ist, dass er 2012 ein Buch geschrieben hat. Und in diesem Buch es geht um die Pomaken. Und danach bulgarische Staat hat gesagt, eigentlich er will irgendwie verschiedene Gruppen in Bulgarien, Pomaken und andere Gruppen so gegeneinander machen, dass die Konflikt haben. Und da gab es auch, hat so ein Verfahren gegen ihn begonnen. Und das war der Grund, warum er hier nach Norwegen gekommen ist. Ich tugava. Evet, Hasan gene sordu Efrem'e. Dedi ki, ne zaman yazdın bu kitabı? İçinde neler var? Neler anlatıyorsun? Kitaba kısaca yasal olmayan ne var? Bize özetler misin? Dedi ki Efrem, bu kitabı 2012'de yazdım. Daha önce defalarca denetimden geçti. Hiçbir sakınca bulunamadı. Fakat kitap yayınlandıktan sonra sadece pomak olduğum için üzerime baskılar yapıldı. Beni Plovdiv'de sopalarla dövdüler. Kimin dövdüğünü bilmiyoruz. Daha sonra dükkanıma gece girip dükkanımı parçaladılar. Ben arılardan bal satarak geçiniyorum. Çok zengin biri değilim.
gelip benim arı kovanlarımı parçaladılar. En son iftira attılar. Hem denetliyorlar, hem kontrolden geçiriyorlar, hem izin veriyorlar, sonra da yasak buluyorlar. Tamamen çelişki, tamamen yalan, tamamen skandal. Bu kitabın hiçbir yerinde yasal olmayan bir şey yok. Sadece pomakları anlatıyor. İşte tek olay bu, dedi Efrem Mollo. За своя китап много душмани излезаха. Излезаха политически душмани, излезаха националистически душмани, излезаха люди, дето даваха зор да ма батардисат. Плашиха ма, че ще ма прибият. Да, официалната институция прокуратура изкара постановление, където написа, че трябва да имам мярка за неотклонение, т.е. да не мога да ходя другаде. Аз един вид да бъда арестант в България. Efrem hat auch erzählt, dass nach dem Buch sind viele Leute zu ihm so feindlich geworden. Viele politische Feinde hat er gefunden. Dann sind viele Nationalisten gegen ihn. Die haben ihn irgendwie so ausgenutzt, um so die Propaganda mehr zu machen für diese Sache. Dann Staatsanwaltschaft hat Verfahren begonnen und wollte, dass er verhaftet wird und nicht aus Bulgarien rausgehen darf. Şimdi diyor ki, Hasan sordu Efrem'e, neden politik olarak senin üzerine geldiler? Efrem de cevapladı. Daha önce başlamıştı bu hikaye. Öncelikle Bulgaristan'daki ırkçı partiler ve ırkçılar, faşist partiler, pomaklarla bir alıp veremediği var, hepsinde olduğu gibi. Burada Bulgarların da klan olarak nasıl başladıklarını anlattım. Bunu kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü gerçek bir tarih. Şu kitapta gerçeğin dışında hiçbir şey yok. Tamamen delillere, bulgulara dayanıyor. Yani bunlar benim düşüncem, sadece yorumum ama içindeki deliller tam gerçek. Bunun için ırkçı partiler ve ırkçılar benim üzerime anormal geldiler ve politik problem oldu. Politik problem de şu andaki iktidarın işine gelmedi. Onları ödüllendirmek için bana müebbet cezası istediler. Sadece ırkçılara, pomak düşmanlarına yalakalık yapmak için. Ama bunun aslı yoktu. Kitabım toplatıldı. Hiçbir yerde bulamazsınız. Şu anda elimde birkaç tane var. Türkçe'ye de çevrilmedi. Bunun için bu tip bir video yayınıyla pomak ajans üzerinden sesimizi duyuruyoruz. Ve gerekirse Türkçe'ye de çevirebiliriz. Benim yalanım yok. Ben bu kitapta her şeyi doğru yazdım. Hiçbir politik saldırı yok. Sadece pomakları anlattım, dedi. Тогава видих каква е ситуацията в България. Доброволно напусна България и доброволно съм изгнан в Норвегия. И кралство Норвегия ме прие добре, гарантира свободата в тази държава, гарантира моята свобода и моята неприкосновеност, за да не може определени кръгове да извършват действия против моите човешки права. Und als ich alles das in Bulgarien gesehen habe, habe ich
dieses habe ich gespürt, dass hier in Bulgarien nicht mehr für mich sicher ist. Und dann freiwillig bin ich nach Norwegen gekommen und ein so Verbannten bin ich geworden. Und ja, norwegischen Königreich hat mich hier so gut aufgenommen und hier bekomme ich Sicherheit, bin ich ja, das ist jetzt ist besser geworden für mich. Hasan Efrem'e sordu. Dedi ki Efrem, ne sordu Hasan? Peki dedi, bundan sonra nasıl oldu gelişmeler? Anlatır mısın? Norveç'e geldin. Daha önce başka ülkelere müracaat ettin. Çünkü sen en az 30 sene ve müebbet hapiste yargılanıyorsun. İçeride de tabii Bulgaristan'da başına ne geleceği belli değil. Nasıl oldu da Norveç'e geldin? Neden ve seni nasıl kabul ettiler? Efrem de açıkladı. Dedi ki, ben yazdığım kitapla yargılanıyorum. Onun dışında hiçbir eylemim yok. Birçok yere müracaat ettim. Amerika'ya, oraya, buraya, Avrupa'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye. Bunlar Avrupa Birliği ülkeleri ama Norveç bir krallık. Avrupa Birliği'nde de değil. Kitabımı aldı. Bulgaristan'ın iddialarını aldı. Kitabımı satır satır, sayfa sayfa incelediler. Boş bir ülke değil. Bulgaristan'ın iddialarını da incelediler ve bana dediler ki sen ne yazdıysan yazdın ama Bulgaristan tamamen sana yönelttiği iddiaların hepsi yalan. İnceledik, gördük. Onun için buyur, Fransa reddetti, Amerika reddetti, birkaç ülke reddetti. Ama Norveç tek tek satır satır inceledi. Norveç krallığı, buyur arkadaşım dedi, biz doğrudan yanayız. Sen bir kitap yazmışsın, doğru yeri doğru pomaklar hakkında. Fakat sana yöneltilen, kitabına yöneltilen iddiaların hepsi yalan, hepsi yanlış. Buyur, ülkemizde kal, misafir ol dedi Norveç Krallığı. Avrupa Birliği'nde değil. Şu anda burada rahatım, aralarımla uğraşıyorum, hiçbir sorunum yok, politika da yapmıyorum diyor Efrem. Buyur Hasan. Dobro, ti se si čuo, ama tam po Bulgariji ima prodlžava procesa, ne? Ne svršio. Da, da, proces je na prva faza, v rajonne sud v Smoljan. И сега може би на 4 юни, на 4 юни ще бъде последното заседание, където ще се прочете присъда. И след като съда излезне със своето становище, чак тогава може аз да имам възможността да коментирам това, което съда е присъдил. Сега в този процес ние даваме нашите доказателства. Аз съм изпратил на съда моето отношение към обвинителния акт, там за нещата, които ме обвиняват в този официален документ и чакаме решението на съда, след като съда изслуша свидетели. Имаше 10-12 свидетели, включително експертиза от експерт от службите. И всичко това се събира и съда взима решение. И ние чакаме с моите адвокати това решение и тогава мога да го коментираме. In Bulgarien ist eine Klage erhoben gegen mich und jetzt ist momentan die Situation, das ist erste Instanz, jetzt warten wir ab, was das Gericht entscheidet. Wir haben unsere Argumente, Beweise gegen diese Anklage von Rechtsanwaltschaft so gegeben und jetzt sollen wir abwarten, wie dieses Vorurteil wird und dann gucken wir, was wir weiter so unternehmen sollen. Evet, Hasan sordu Efrem'e. Peki dedi, bundan sonraki gelişmeler ne olacak Bulgaristan'da? Norveç'te mi kalacaksın? Bu yazdığın kitabın akıbeti ne olacak? Efrem cevapladı. Dedi ki, evet, şu anda Bulgaristan'da mahkemem devam ediyor. Avukatlarımız var. En kötü şartlarda daha da yüklenecekler. Çünkü yalancı çıktılar. Diğer devletler, özellikle Norveç, avukatların yalanlarını tek tek bu kitap yüzünden kafalarına vurdu. Avukatlarım da aynısını yaptı. Çünkü yalan söylüyorlar. Bu kitabın içinde hiçbir şey yok.
Onun için benim avukatlarım Bulgaristan'daki mahkemeyi takip ediyorlar. Rezil oldular yalanlarıyla. Rezil oldular. Çünkü yalancılar. Bulgaristan'daki gelişmeler, devam eden mahkemeyi göreceğiz. Evet, ondan sonra da sonuca göre hareket edeceğiz. Belki geri adım atacaklar. Özür dileyecekler. Diyecekler ki biz yalancıyız. Biz yalan söyledik. Pomakları sevmiyoruz. Bu kadar basit. Bunun için her türlü iftirayı atarız. Deyip söyleyecekler. Biz de tamam diyeceğiz. Aferin, siz yalancısınız. Her boku yersiniz. Onun için sorun değil. Sonraki gelişmelerde devam edeceğiz. Ama Norveç'te pomaklıktan da vazgeçmeyeceğim. Bundan sonraki çalışmalarımdan da vazgeçmeyeceğim. Hepsi bu. Hasan'la buyur. Он ти каже, че трябва да се хвали с още е таков да четат книгите и да казват има ли едно верно ли, че противопоставяш едни срещу други. Да. Да кажем, und er hat noch dazu erzählt, er ist, sind auch Gutachter, die das Buch lesen sollen und Beweise finden, ob das stimmt oder nicht, diese Klage. Ja. И, което е много важно да се каже. В тази книга прокуратурата в България ме обвинява, че с тази книга проповядва омраза. Омраза между българи, омраза между помаци. И другото, което е, че тази книга обяснява, че има помаци и то от много време има помаци. И другото нещо е, че с тази книга говоря, че помаците са на едно много по-високо ниво, което няма нищо общо с написаното. Защо няма омраза в това, което казвам? Защото в книгата е дадена информация за помашкия дет. Какво значи това? На първо място, това е Er hat noch erzählt, dass in dieser Klage steht, dass er so Hass predigt zwischen verschiedenen Gruppen in Bulgarien und sowas aber steht überhaupt nicht im Buch und ich hoffe, dass diese Gutachter auch das sowas keine Hass in meinem Buch als so finden kann. Evet, bu kitapta diyor ki Bulgaristan iddiaları Müslümanları Hristiyanlara karşı kışkırtmak, kin ve nefret uyandırmak. Şurada, şu kitabın içinde, buyurun şimdi size göstereceğim, okuyacağım. Burada. Kaçıncı sayfa? Here. Burada. İşte bu satır. Şu satırda sadece Pomaklar Bulgaristan'da Müslümandır yazıyor. Yalan mı? Pomaklar Budist mi? Pomaklar Şentoist mi? Evet. Pomaklar Müslüman. Buranın neresinde var kin, nefret? Sadece bir satırda. Buyurun. Okuyorum size. Sadece bir satırda Pomaklar Müslümandır yazıyor. Doğru. Yalan mı? Ama hepsi bu. Upisuş ve pisa pomaks de çitesi Müslüman eti ne kazoş ne eşit. Така е. Аз пиша това, което е за помаците. Аз не пиша друго. Аз давам една характеристика на помаците. Ich beschreibe, sagt Efraim, die Pomaken. Ich in meinem Buch habe ich nicht etwas Neues ausgedacht. Ich beschreibe, wie sind diese Merkmale hat diese Gruppe, die Religion und Stamm und sowas. Mache ich nicht etwas falsch ist oder keine Lüge, weil das ist nur Beschreibung, wie в книгата казвам, че помаците са един кротък народ, един умен народ, който не създава проблеми на никой, независимо в коя държава са тези помаци. Ich beschreibe, dass die Pomaken sind Leute, die immer sich an die Rechten halten, unabhängig davon, wo in welchem Land sind, Bulgarien. Şimdi Hasan sordu, dedi ki,
Sayın Hazretim. Yani burada suç olan, suç faktörü nedir? O da ben şu andaki gerçekleri yazdım. Bulgaristan'daki Bonaklar şu anda Müslüman. Daha önce Bogomil olabilir, daha önce dinsiz olabilir, 10.000 sene önce belki her şey olabilir. O beni ilgilendirmiyor. Ben şu anda. Fakat bu kitapta suç unsuru olabilecek hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Sadece işte gösterdiğim şurada, gösterdiğim yerde bir tek yerde Pomak, Bulgaristan'daki Pomaklar Müslümandır. Burada nerede kin, nerede nefret, nerede kışkırtmalar? Ha, bunu bana gösteremiyorlar. Ben şu andaki Bulgaristan'daki Pomakların durumunu anlattım. Hepsi bu kadar basit. Ha, kitabım yasaklandı, kitabım toplatıldı, kitabımın konuşması, konuşan, elinde bulunduran ceza alıyor. Bu kadar baskıya rağmen, evet, nasıl elde edecekler de okuyacaklar? Buyurun, anlatıyoruz. Tek tek, satır satır. Burada hiçbir yasal olmayan, Müslümanları Hristiyan'a karşı kin ve nefret uyandıracak tek bir satır yazım yok. Bir tek yerde geçiyor. Bulgaristan'daki Pomaklar Müslümandır. Ne deseydim? Bulgaristan'daki Pomaklar Budist mi deseydim? Bulgaristan'daki Pomaklar Şentoist mi deseydim? Ha, hoşlarına giderdi. Ama yalan. Ben Efrem Mollov olarak bir Pomak'ım, yalan söylemem. Neyse o. Evet, Bulgaristan'daki Pomaklar Müslüman. Var mı aksini iddia eden? Yok. Buyur. Това е написано в книгата, че помаците са мюсюлмани. И те са традиционни мюсюлмани. Това са мюсюлмани от старо време. Те не са сектанти. Те не са съвременни ислямски фундаменталисти. Те не са тези модерни мюсюлмани, които ги виждаме в Европа и в целия свят. Те не са нито ухабити, нито са салафити. Сега да се заедно бух, ще е да си помакен муслимен зинто, да се дизе ислам, да си хавен дизе традицион ислам, nicht was heutzutage wir hören bei den Nachrichten, wo in islamischen Land oder irgendwo passiert. Und deswegen sowas, es ist, wie kann ich sagen, keine Logik gibt in diese Klage. Şimdi Hasan sordu, dedi ki, nedir sorun? Efrem de cevapladı. Bu kitap sadece, tekrarlıyorum. Burada Pomaklar, Bulgaristan'daki Pomaklar Müslüman. Yunanistan'daki Pomakları anlatmadım. Bir başka Pomakları anlatmadım. Müslümanların tarikatları, mezhepleriyle ilgili Selefi, Hanefi, hiçbir yerde bir satır yazım yok. Sadece tek yazdığım Bulgaristan'daki Pomaklar Müslümandır. Bitti. O da günümüzde. Burada hiçbir tarikatı, hiçbir örgütü, hiçbir terör örgütünü, hiçbir mezhebi, hiçbir yerde tek kelime, tek satır yazım yok. Son olarak bir toplayacağız. Nedir? Sonra. Най-важното, което казах, в тази книга съм описал всички процеси на гонения, които са направени срещу помаците за много години назад. Това, което в България се знае, че има един възродителен процес, който направиха на турците, аз в тази книга написах колко пъти са сменяли имената и вярата на помаците. И тъй като това е направено и е историческа истина, искам накрая да прочета какво написах от името на всички помаци. Което е същността на книгата. Прошката. Тъй като ние помаците, като наследници, сме унижавани и гонени, кръстени, убивани, казваме на висок глас следното. Брате християни, прощаваме ви за всичко, което направихте. И това ние, което сме направили, и вие ни дайте прошка. Тук няма нещо, което да върви, да противопоставя мюсюлмани и християни. Това противопоставяне е било в старо време. И сега ние от името на помаците
един вид даваме прошка на християните и искаме прошка от тях. И мене мух ще е да с дипломатен да гапес mehrmals Verfolgung, Jahre Zeit und Diplomaten wurden viel, viel mehrmals verfolgt. Und da steht, dass wir Vergebung geben unsere christliche Brüder in Bulgarien und auch Vergebung möchten von denen. Für Sachen, was wir, die Schlüsselsache, was wir gemacht haben. Es geht um Vergebung am Ende in diesem Buch. Hasan, tabii ki Efrem'le konuştular. Hasan tek kelime sorguluyor şu anda. Nerede burada? Efrem de diyor ki tam tersine. Şu gördüğünüz son satır. 148. sayfa ikinci satırda diyor ki bizim için hiç önemli değil. Biz Pomakız. Hristiyan da bizim kardeşimizdir. Yahudi de bizim kardeşimizdir. Budist de bizim kardeşimizdir. Biz aynı coğrafyada yaşayan insanlarız. Sadece Pomaklar Müslümandır. Diğerleri Hristiyan olabilir. Toplamak gerekirse tam tersine benim şu kitabım 148. sayfada ikinci satırda kardeşliğe, barışa, iyiliğe, güzelliğe davet çıkarıyor. Pomaklar barışçı insandır. Pomaklar o Hristiyan, bu Hristiyan, bu Yahudi, bu Müslüman ayırmaz. Buyurun hep beraber yaşayalım diyor. Evet, Efrem'in kitabı bu. Türkçesi yok. Size Pomakça okuyorum. Onun için belki ileride biri çıkar Türkçesini bastırır 5-10 siz de delillerle elde edersiniz. İşte Efrem, İşte kitabı, işte kafamıza takılan ve Hasan'la gelip Efrem'i aramıza aldık. Anlat bakalım dedik. Kitabını da getir. Ne oluyor? Teşekkür ediyorum. Yasın, son sözlerini söyleyecekler. Just let's the word out. Ja sam nadam u kriteriju da se opravit neštata i da ima meden pak da se vrneš kada on si. Išela stara djete po maški. Daume, ja, diese Vergebung. Und er sagte, dass was in unserer pomakische Tradition steht, immer, dass wir zu Vergebung bieten und Vergebung geben. Evet, inşallah tekrar vatanıma dönerim. Bu adi, bu kötü politika biter. Pomaklar barışçı insanlardır. Her zaman biz barıştan yanayız. Kimseyi ilgilendirmiyor. Yazdıklarım tamamen gerçek, tamamen doğru, delillere dayanıyor. Biz de tebrik ediyoruz. Hasan ve Efrem. Hava oldu. Yudmel hava. YouTube, Google kanalında yeterli sayıya ulaşamadığımız için Pomakların etnik, politik, canlı yayınlarına izin verilmiyor. Sayı, rakam 30.000. Bazı asimilatörler, bazı işbirlikçiler, asimilatörlerin işbirlikçileri, bozuk borazanları, bu işbirlikçiler kimler? Pomak Ajans Google'daki Pomak sayımı için yok para kazanıyor, yok abone kasıyor, yok bilmem ne gibi ucuz, basit, adice dedikodular çıkartıyorlar. Kanalı inceleyin. Orada bütün her şey kapalı. Para kazanma kapalı, üyelik kapalı, her şey kapalı. Neden biz aboneye ihtiyaç duyalım? Pomak Ajansı ya da konfederasyon olarak. Bizim tek dileğimiz, tek istediğimiz daha çok pomağa ulaşmak. Buraya abone olmuyor, fişleniyor. Nasıl fiş, neyle fişleniyor? Böyle bir zırvalık yok. Fişlenme, kim fişliyor? Bunlar tamamen bizim mücadelemizin pomak halkının, Pomak ulusunun var olma mücadelesini baltalamak için özellikle Pomak düşmanları, içimizdeki Pomak işbirlikçilerin çıkardığı karalama kampanyaları engel olma çabalarıdır. Bunun dışında hiçbir şey değildir. Bu dedikoduları çıkaranlar asimilatörlerin bozuk borazanlarıdır. Bu dedikoduları çıkaranlar, bu tür karalama kampanyası yapanlar asimilatörlerin, Pomak düşmanlarının işbirlikçileridir. Buyurun
Google, YouTube, Pomat Ajans kanalını inceleyin. Her şey kapalı. Sadece abonelere özel canlı yayınlar yapabilmemiz için bu. Fakat yeterli sayı, sayımda çıkacak yeterli sayı olmadığı için bunu yapamıyoruz. Bizim aboneye, para kazanmaya, bir sente falan ihtiyacımız yok. Ne yaparsak cebimizden yapıyoruz. Konfederasyonun finans ant, yani bağış makbuzu verme, makbuz kesme, fatura kesme gibi bir müracaatı yok. Bize bir sen dahi bağış yapamazsınız. Ne yapacaksak biz kendi cebimizden, kendi aidatlarımızla yapıyoruz. Otellerde kalmıyoruz, gerekirse arabanın içinde günlerce yatıyoruz. Gerekirse kapının önünde yatıyoruz. Belki varsa 3-5 kurumuz en ucuz otellerde kalıyoruz. Gideceğimiz yere hepimiz 4 kişilik arabaya 10 kişi dolarak gidiyoruz benzin parasından yırtabilmek için. Evet, ben bir reportaj değilim, bir sunucu değilim. Ne varsa ağzımda, kalbimde yaptıklarımızı konuşuyoruz, yapacaklarımızı ve dediklerimizi de yapıyoruz. Bu zamana kadar demedik, yaptık. Bu zamana kadar Pomak etnisitesini, Pomak ulusunu Birleşmiş Milletler'de en üst düzeye kadar, çıkabilecek zirveye kadar çıkarttık. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz ebedi değiliz. Biz de bir gün söyleme sayıp çekeceğiz, gideceğiz. Ne şekilde olursa olsun. Ama bu bayrağı birileri alacak ve taşıyacak. Yeter ki bu asimilatörlerin bozuk borazanlarından olmasın. Buraya kadar biz göğüs göğüse vuruşacağız, göğüs göğüse mücadelemizi de sürdüreceğiz. Sürdürüyoruz. Evet, şimdi de videomuzu izleyelim. Mümkünse bu işbirlikçilerin, bu Pomak düşmanlarının dedikodularını bırakalım. YouTube ve Pomak Ajans kanalına ne kadar çok abone olursa o kadar avantajımız olur. Bütün avantajları bize gönderilen, verilen her şeyi kapattık. Para kazanma kapalı, abone kapalı, abone açık, üyelik kapalı, bütün her şey kapalı. Bu sadece Pomak halkını daha çok bilinçlendirmek için, daha avantajlar elde edebilmek için, canlı yayınlar yapabilmek için abone sayısının belli bir kotası var. Buraya yetişmeye çalışıyoruz. Fakat yetişemediğimiz için, sayı yetersiz olduğu için YouTube üzerinden canlı yayın yapma yasağı var. Bu kadar basit. Siz bu işbirlikçilerinin, Pomak düşmanlarının çıkarttığı abone kasıyormuş, bilmem neymiş, yalanlarını, engelleme çabalarını yıkın. Çünkü bu bizim kanalımız. Google bunu üstlendi. Elimizde evraklarla, belgelerle, her şeyle. Biz bunu gösteriyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit şeyde anlaşılmayacak değildir. Evet, öğreteceğiz. Pomakların inadını, nasıl olduklarını, Pomakların kimler olduklarını, kültürünü, tarih